4 katlı tuğladan yapılmış bu bina tipik İngiliz mimarisi. Sanatçı Alex Chinnek'e göre mükemmel ev işte böyle olmalı. 3 hafta önce inşaat çalışmalarını tamamlamış. Binanın ön cephesi sanki bahçeye akmış gibi görünüyor. Beni etkileyen bu bölgenin eskiden oldukça zengin bir bölge olması. O zamanlar buradaki mimari de son derece gösterişliydi. Ne var ki ekonomik sıkıntılar nedeniyle binaların ön cepheleri bundan etkilendi. Bu karşıtlık yapmak istediğim şeye çok uygun düştü. 19. yüzyıldan kalma bina 11 yıldır kullanılmıyordu. Sanatçı Alex Chinnek 120 bin euroluk maliyet karşılığında onu yeniledi. Bina hala oturulabilir durumda değil ama ortaya sıra dışı bir sanat eseri çıktı. Küçük Margate kenti de turistleri çeken bir özelliğe kavuştu. Bu çevrede birçok bina çürümüş durumda. Ve birden karşınıza gerçek bir ev çıkıyor, yola akıyor. Muhteşem. İçinde birilerinin oturabilmesi çok daha hoş olurdu. Evi olmayan birileri mesela. Arkasında yatan düşünce ve harcanan emek inanılmaz. Kent açısından da son derece iyi oldu. Kentlerin yıpranması İngiliz sanatçının sık sık işlediği bir konu. Londra'nın East End mahallesindeki bu eski fabrikanın cephesini de bir sanat eserine dönüştürmüş. Eseri görmek için dikkatli bakmak şart. 300 pencere camının hepsi aynı şekilde kırılmış. Sanatçı bunun için tam 1200 parça cam kullanmış. My work is... Çalışmalarım biraz oyun gibi, bazen biraz da çocukça. İllüzyon ve mizahın getirdiği basit hazzı kullanmayı seviyorum. Öte yandan kaymış bir bina veya kırılmış pencere camları esere dengeli bir iyimserlik getiriyor. Sanatçı da eski bir fabrikada yaşıyor ve çalışıyor. Alex Chinnek resim okumuş. Ancak projeleri daha ziyade mimariyle ilgili. Şu anda yeni eseri için tuğlalar arıyor. Çalışmalarını inşaat firmalarının yaptığı bağışlarla finanse ediyor. 29 yaşındaki İngiliz sanatıyla geçimini sağlayabiliyor. Bazen bir projeyi planlamak aylarını alıyor. Estetik kararlar sürecin küçük bir parçası. Öyle ki bazen kendimi bir sanatçı gibi değil de bir iş adamı gibi hissediyorum. Görüşmeler çok uzun zaman alıyor. Bu tür çalışmalar için planlama izni ve belediye meclislerinden onay alınması gerekiyor. Londra'nın Blackfriars Caddesi'ndeki çalışma içinse tüm bu süreçler geride kaldı. Her gün binlerce insan inşaat alanının önünden gelip geçiyor. Çelik iskelenin arkasında bir sanat projesinin doğmakta olduğundan kimsenin haberi yok. Birkaç gün sonra son tuğla da konacak ve ortaya böyle bir sanat eseri çıkacak. Baş aşağı duran bir ev. Herkes, binanın önünden geçen herkes eseri görebilmeli, eseri anlayabilmeli ve onu yaşayabilmeli. Eğitimi ya da önceki kültürel deneyimi ne olursa olsun, ister sanatçı olsun, isterse de hayatı boyunca sanatla hiç ilgisi olmamış olsun. Kamusal sanatın bu sorumluluğu taşıdığına inanıyorum. Alex Chinnek sanatıyla olumsuz koşullara da dikkat çekmek istiyor. Margate'deki eseri bir yıl sonra yok olacak. Zira burada yeni bir ev inşa edilecek. Eski harabe de yeni bir oturma odasına dönüşecek.